Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Trafikte meydana gelen, çoğu zaman kazaya sebep olan ya da strese sokan, hala eskimeyen bir konu. Geçiş üstünlüğü hakkında önce kim geçmeli, hangi araca yol verilmeli gibi sorular hala merak konusu. Geçiş hakkı üstünlüğü gerekli kanunlar, geçiş üstünlükleri, kontrolsüz kavşaklarda ilk geçiş hakkı kimindir? Kontrolsüz kavşaklarda geçiş hakları, trafik yoğunluğuna göre geçiş hakları, yaya ve araçların geçiş haklarına dair tüm merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplayacağız. Unutmayın, kontrollü hız, can ve mal kaybının her zaman önüne geçer. Emniyet kemeri ise hayat kurtarır. Geçiş üstünlüğünün kimde olduğu resmi gazetede 23.053 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde 5. bölümde yer alan sürücülerin uyacağı diğer kurallar başlıklı kavşaklarda geçiş hakkına yönelik madde 109'da açıkça dile getirilmiştir. Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine engel olmamalıdır ve aynı zamanda trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, doğru geçmekte olan tramvaylara, doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler, bu yoldan geçen araçlara, bölünmüş yola çıkan sürücüler, bu yoldan gelen araçlara, tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara, dönel kavşağa gelen sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara, bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara, dönüş yapan sürücülerse doğru geçmekte olan araçlara yol vermek zorundadır. Ancak unutmayalım ki 2020 kanunlarına göre geçiş hakları her zaman yayaya aittir. Bir de trafik yoğunluğunun değişik şekilde akışı başlığına bakalım. Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı olduğu işaretlerle belirtilmemişse, motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara, lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri diğer motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki sağından gelen araca, kavşağa gelen sürücüler, kavşak giriş ve çıkışlarında kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacaksa sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır. Sürücünün kavşakta gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan inmeleri veya araçlarının motorlarını durdurmaları yasaktır. Şimdi trafikte geçiş üstünlüğü konusunu başlık başlık ayıralım. Dönel kavşakta geçiş üstünlüğü konusundan başlayalım. Dönel kavşakta geçiş üstünlüğü, dur levhası yoksa yol hakkı daima kavşağa daha önce girmiş olan aracındır. Dönel kavşaklarda araçlar arası geçiş üstünlüğüne sahip olmanın yeterince belirlenmesi nedeniyle birçok kazalar meydana gelmektedir. Bu bağlamda geçiş üstünlüğü için yayaları ve araçları iyi bir şekilde gözlemleyerek yol geçiş hakkı tanımamız gerekiyor. İtfaiye, acil müdahale gibi kırmızı tepe lambası yanan araçlar dahil dönel kavşaklarda kesinlikle durulmaz. Gelelim cadde sokak geçiş üstünlüğüne. Ana yol veya tali yol fark etmeden yaya geçişi olduğu yerde her alanda yol yayanındır. Ve bu geçişlerde arabalardaysa geçiş hakkı her zaman cadde üzerindeki aracındır. Sokaktan çıkan araç geçiş hakkını kullanmak için caddenin müsait olmasını bekler ve geçiş hakkını ona yol verilmediği sürece bekleyip yol boşaldığı zaman kullanır. Dur levhalarının olduğu her yerde
yol hakkı karşı tarafındır. Geçiş üstünlüğünün son derece tartışma konusu olduğu hepimiz tarafından bilinmekte. Geçiş üstünlüğüne tabi olan kısım, görev sırasında olan araç sürücülerinin can ve mal güvenliğinin tehlikeye sokmamak kaydıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmalarına geçiş üstünlüğü denilir. Ve trafikte geçiş üstünlüğünün kimde olduğu şu şekilde sıralayabiliriz. Mavi, kırmızı veya mavi tepe lambası bulunan trafiğin güvenliğinden sorumlu ve trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetleri olarak değerlendirilen araçlar, aracın kimliğinde kırmızı tepe lambası olan sivil savunma hizmetlerine ait araçlar, araçlardan mavi, kırmızı veya mavi tepe lambası gözlemlenen yaralı ve acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardım yapılması için kullanılan can kurtaran ve özel amaçlı araçlar, itfaiye araçları veya benzer olduğu düşünülen acil müdahale araçları, zabıta araçlarından güvenlik veya asayiş için olay yerine giden ve sanık veya suçluları takip eden araçlar, yol yapım aşamalarında görevli araçlar, hizmetin yapıldığı süre içerisinde gerekli koruma araçlarıyla korunan araçlar öncelikli araçlardır. Bahsettiğimiz çeşitli alanlarda görev ve hizmet veren amaçların bir arada aynı kavşak üzerinde birbirleriyle karşılaşmasında geçiş üstünlüğünün kimlerde olacağını kısa kısa belirtmek gerekirse, ambulans gibi yaralı hizmetlerine ilişkin araçlar ilk geçiş hakkına sahip araçlardır. Ambulansın ardından itfaiye ve itfaiye benzeri araçlar gelirken sonrasındaysa zabıta araçları gelmektedir. Trafiğin güvenliğinden sorumlu trafik hizmetleri araçlarına dördüncü sırada geçiş hakkı tanımlanırken yol yapım ve bakım görevinde bulunan araçlar beşinci olarak sırada yerini almıştır. Ardından sivil savunma araçları ve son olarak da koruma araçlarıyla korunan araçlara geçiş üstünlüğü tanınmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, belirtilen konu sürücüler için değil, aracın görevine ilişkindir. Tekrar ediyorum, sürücüler için değil, aracın görevine ilişkindir. Aynı zamanda verilen sıralama görevli araçların birkaçı veya tamamını aynı kavşakta bulunması halinde geçerlidir. Ayrıca bahsettiğimiz maddelerde araçlara yönelik verilen lamba renkleri aracın görünür ve duyulur olmasını sağlamaktadır. Resmi gazetede 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişim yapılmasına dair kanunla trafikteki kurallara yeni düzenleme gelmiş ve kanunlar daha da açık hale getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak yayalara geçiş hakkında düzenlenen 25. madde hakkında sürücüler görevli bir şahıs ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan sadece trafik işareti ya da levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ya da okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa bunlardan geçen ya da geçmek suretiyle bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 488 Türk Lirası yönetimsel para cezasıyla cezalandırılır. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları içinse abone olmayı unutmayın.